Ne yapıyorsunuz burada? İşe gidiyoruz. Seni almaya geldik. Babamı yalnız bırakmayayım. Siz gidin. Yok, Cemil amca toparlandı bayağı zaten. Yalnız idare eder. E Halit baba da uğrar zaten. Belki yarın gelirim. Bugün keyfim yok. Hadi Pınar'cığım. Dur. Naci, Pınar'ı sen bırak. Ne oluyor Rıdvan? Geç. Tamam, gel. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Gel. Konuşacak bir şey yok var, Rıdvan. Var, otur. İnzivaya çekilmek için çok gençsin be kanki. Hadi. Konuşacağız. Konuşacak bir şey yok. Bırak da hayal kırıklıklarımı rahat yaşayayım. Valla bu acı seni şair yapacak ha. Rahat bırak beni. Beni rahat bırak kap. Gel konuşacak bir şey yok dedim. O zaman niye herkesten uzak kalmak istiyorsun ha? Niye kendini odalarda saklamaya çalışıyorsun? Sadece yalnız kalmak istiyorum. Demek konuşacak çok şey var. Bak. Bu tarz durumlar konuşmadan atlatılmaz kanki. İçini dökeceksin. Gerekirse bağırıp çağıracaksın. Hatta belki hüngür hüngür ağlayacaksın. Sanırım ben o aşamaları çoktan geçtim kanki. Artık bunlarla rahatlıyorum. Peki, dinle o zaman Rıfan. Hiçbir şey hafifletmiyor acımı. Sanki çok keskin bir bıçakla çok derin açılmış bir yara gibi. Anlıyor musun beni? Bir türlü dikiş tutmayan bir yara. Hiç kapanmayan bir yara. Böyle ince ince devamlı kanayan. Her gülüşünde azıcık mutlu olduğun, azıcık sızlayan bir yara değil mi? Ne gözyaşlarıyla akıp gidiyor bu acı, ne de uçurum kenarlarında haykırmakla. Ama geçecek. Biliyorsun değil mi? Önce yüzü yavaş yavaş gözünün önünden gidecek. Ondan sonra da sesi kulaklarından. Gün geçtikçe yastığın gözyaşların yüzünden daha az ıslanır. Yaran daha az kanar olacak. Sana böyle mi oldu? Biraz zaman alıyor sadece. Benim biraz daha fazla zamana ihtiyacım var. Sanırım kap gel. Anladım. Yine de sağ ol.